Merhaba arkadaşlar, ben Bekir Özdemir. YDS, YÖKDİL, YKS dil sınavlarına hazırlananlar için İngilizce gramer konularını bir sistematik içerisinde sunacağım. Tenslerle başlayalım. Bakalım siz bu açıdan hiç tenslere bakmış mıydınız? Buyuralım. İngilizce'de zamanlar 3'e ayrılır. Simple present tense, simple past tense ve simple future tense. Simple present bildiğimiz geniş zaman. Örneğimizde de gördüğümüz gibi I study lesson every day. Evet, every day kullanıyoruz. Her gün ders çalışırım şeklinde söylüyoruz. Simple present tense'in, yani bizim present tense'imiz sayılabilecek mavi ile ifade ettiğim, işaret ettiğim tense'lere bir bakalım. Simple present tense'e eşlik eden present continuous tense'imiz var. Ki bu şu an ders çalışıyorum anlamına gelen şu cümleyle beraber bir inceleyelim. I am studying lesson now. Şu an ders çalışıyorum. Şu anda olan olayları vurgulamak için. Özellikle ben now diyorum, everyday diyorum. Bunları dememin sebebi çünkü sınava yönelik olduğu için sınavlarda baktığımızda bu zaman belirteçleri bizim sorulara doğru cevaplamamızı çok yardımcı oluyor. Şimdi simple present tense'de present continuous tense ve present perfect tense'imiz var. Present perfect tense'e baktığımızda henüz olmuş olayları ifade etmek için kullanılır. Saat 2'den beri ders çalışmaktayım. I have studied lessons since 2 p.m. şeklinde ifade ediyoruz. Diğer bir present tense'imiz present perfect continuous tense. 2 saattir ders çalışıyorum. I have been studying lessons for 2 hours şeklinde ifade ettik. Simple past tense'e geldiğimizde geçmişte olmuş bitmiş olayları ifade etmek için kullanılır. I studied lessons yesterday. Dün ders çalıştığım bitti. Artık bugüne etkisi yok şeklinde bir ifade söz konusu burada. Past continuous tense'imiz de yine simple past tense'e eşlik eden bizim continuous tense'imiz. Çalışıyordum anlamına gelen I was studying lesson when my father came home yesterday. Babam dün eve geldiğinde ben ders çalışıyordum şeklinde ifade ediyoruz. Geçmişte süre gelen bir olayı bölen bir olay babamın gelmesi. Diğer bir past tense'imiz past perfect tense. Biz past perfect tense'i past'ın da past'ı diye ifade ediyoruz. Çünkü simple past tense'den daha önce olmuş bir olayı ifade etmek için kullanılır. Saat 2'den beri çalışmıştım, yapmıştım şeklinde ifade edilir. I had studied lesson since 2 p.m. örneğimizde görüyoruz. Diğer bir past tense'imiz past perfect continuous tense'tir. I had been studying lesson for 2 hours. Cümlesinde burada dikkat edelim yine simple past tense'den daha önce başlamış ve süre gelen bir ifade, bir olayı ifade etmek için kullanıyoruz. 2 saattir ders çalışıyordum şeklinde ifade ediyoruz. Hemen simple future tense'e bakalım, buyurun. Simple future tense çalışacağım. Özellikle I will ya da I'm going to study lesson tomorrow. Yarın ders çalışacağım şeklinde ifade edebiliriz. Buna eşlik eden continuous tense ise future continuous tense, çalışıyor olacağım. Özellikle zaman belirtecimiz this time tomorrow çok burada belirgin. I will be studying lesson this time tomorrow. Yarın bu vakitlerde ders çalışıyor olacağım şeklinde söylüyoruz. Diğer bir future tense'imiz çalışmış olacağım. Yani bu vakte geldiğinde bitmiş olacak. I will have studied lesson by this time tomorrow. Buradaki by çok önemli, itibariyle anlamına geliyor. By this time tomorrow, yarın bu vakitler itibariyle ders çalışmış olacağım diye ifade ediyoruz future perfect tense. Future perfect continuous tense'imiz ise yine dikkat edin burada by this time tomorrow var. Bu iş ki bunu perfect yapar ve burada bir for ifadesi var. Dırdır. I will have been studying lesson for 2 hours by this time tomorrow. Yarın bu vakitlerde 2 saattir ders çalışıyor olacağım. Çalışmış olacağımdan tek fark 2 saattir ifadesidir. Şimdi simple present tense'e eşlik eden present perfect continuous tense'imiz ve present continuous tense'imizi bir inceleyelim. Neden? Çünkü çevirilerde çalışıyorum diye ifade ediliyor. Present continuous tense'imizde çalışıyorum diye ifade ediliyor. Bu iki cümle arasında, iki tense arasındaki tek fark present continuous tense'imizde now diye ifade ediyoruz ve bu zaman belirtecini kullanıyoruz. Present perfect continuous tense'imizde ise for yani dırdır anlamında I have been studying lesson for 2 hours. Yani şu an hala çalışıyorum.
ama 2 saattir çalışıyorum, 2 saat önce başladı ve hala devam ediyor şeklinde ifade ediyoruz. Simple past tense'imize eşlik eden past perfect continuous tense ve past continuous tense'i ikisini beraber inceleyelim. Çünkü ikisi de çevirilerde çalışıyordum şeklinde ifade ediliyor. I had been studying lesson for 2 hours. Yine aynı mantık geçerli burada da. Past perfect continuous tense'imizde 2 saattir çalışıyordum. Yani geçmişte başladı ve simple past tense'imize kadar devam etti. Hala da devam ediyor olabilir o vakitte. Past continuous tense'imiz ise geçmişte olmuş bitmiş bir olay, süre gelen bir olayın simple past tense bir ifadeyle bölünmesini karşılıyor. I was studying lesson when my father came home yesterday. Babam eve geldiğinde dün ben ders çalışıyordum şeklinde ifade edebiliriz bunu da. Future tense'imize eşlik eden future perfect continuous tense ve future continuous tense'i inceleyelim. Çünkü ikisi de çalışıyor olacağım şeklinde ifade edilir. Fakat yine perfect continuous tense'lerde olduğu gibi future perfect continuous tense'de de for ifadesi bizim için çok önemli. 2 saattir yarın bu vakitler itibariyle 2 saattir ders çalışıyor olacağım şeklinde söylüyoruz. Future continuous tense'imiz ise yarın bu vakitlerde yapıyor olacağım şeklinde söylüyoruz. Orada bir süreç ifade edilmemiş oldu. Bu 3 ana tense'imizin altındaki perfect tense'lere bir göz atalım. Present perfect tense, saat 2'den beri çalışmaktayım. I have studied lesson since 2 p.m. Simple present tense şu anımızda etki eden ya da henüz olmuş olayları ifade etmek için kullanılır. Past perfect tense, simple past tense'ten önce olmuş olayları ifade etmek için kullanılır. Saat 2'den beri çalışmıştım. I had studied lesson since 2 p.m. Yani past'ın da past'ı diye ifade ettiğimiz past perfect tense. Future perfect tense çalışmış olacağım. Buradaki önemli olan zaman belirteci by. İtibariyle anlamına gelen by this time tomorrow. Yarın bu vakitler itibariyle I will have studied lesson. Ders çalışmış olacağım. Yani yarın bu vakte geldiğinde bitmiş olacak diye ifade ediliyor. Şimdi bu genel resme bir baktığımızda arkadaşlar, İngilizce'de 3 ana tense'in altında, 3 ana zamanın altında katmanlar halinde continuous tense'lerimiz, perfect tense'lerimiz ve perfect continuous tense'lerimiz yer almaktadır. Bu da şu anlama geliyor. İngilizce'de toplamda 12 tane zaman bulunmakta. Özellikle ben bunları örnek verirken zaman belirteçlerine, işte everyday gibi, yesterday gibi, tomorrow gibi ya da for gibi ya da since gibi ifadelere, zaman belirteçlerine çok vurgu yaptım. Şimdi bir sonraki dersimizde sınavda bize tense sorularını çok rahatlıkla çözdürecek bu zaman belirteçleri üzerinde durmak istiyorum.